Şimdi ise TFS versiyon kontrol sistemi altında yürüteceğimizi belirttiğimiz team projektimize oluşturduğumuz team projekte Visual Studio üzerinden bağlanmaya çalışalım ve projemizi makinamıza çekip Visual Studio Online üzerinden ilgili team projekti makinamıza çekip ardından projemizi bağlayıp biz bir gönderimde bulunabiliriz. Bunları inceliyor olalım. Bir önceki dersimizde My Company ERP diye bir proje oluşturmuştuk. Bunu TFS versiyon kontrol olarak seçmiştik ve oluşturmuştuk ki bunu nereden anlarız tekrardan baktığımızda burada repos kısmında commitler görüyorsanız o git'tir ama change setler görüyorsanız ne demiştik? Bu bir TFS versiyon kontrol projesidir. Peki Visual Studio açıyorum. Visual Studio üzerinden arkadaşlar hızlı bir şekilde bağlantı kurabiliriz. Bir URL kopyalamamıza ve Git'teki gibi almamıza gerek yok. Ki zaten Git tarafında da hatırlarsanız extension'lar kurarak yine uzak sunucudaki projeyi klonlayabiliyorduk. Visual Studio açtıktan sonra arkadaşlar Visual Studio'ya giriş yaparsanız kişi sağ yukarıda bir profil bölümü olacaktır. Eğer burada gözükmüyorsanız giriş yapın. Community versiyonu ücretsiz, korkmayın herhangi bir kısıtlama falan gelmeyecek. 90 gün sonra eğer bir kısıtlama ya da bir şey sorarsa size sadece e-posta adresi girmenizi ister. Community ücretsiz versiyondur Visual Studio'da bildiğiniz üzere. O yüzden gönül rahatlığıyla girebilirsiniz buraya profilinize. Avantajları var. Yaptığınız ayarlar falan profilinizin altında saklanıyor. Bir daha başka bir makinede Visual Studio'yu açtığınızda ayarlarınız otomatik çekilebiliyor. Peki, eğer burada giriş yaptıysanız, View'un altından Team Project ekranını açıyorum. Bu pencere kapalıysa Team Explorer diye geçer ismi. Şu sağda gelir. Bu burada duruyorsa basın, yoksa View'un altından açabilirsiniz. Bunu sabitleyeyim. Şunu da kapatayım. Şimdi arkadaşlar burada daha önce de bir GitHub derslerinden o Git bağlantısı yaptığımız için veya Bitbucket bağlantısı yaptığımız için o extension'ların projelerini görebiliyoruz. O extensionlar sayesinde o servislerdeki projelerimizi görebiliyoruz. TFS buradaki Hosted Service Providers altındaki Visual Studio Team Services diye yazar zaten kısımdadır. Şu an ona bir bağlantı kurmadım. Eğer bu ekran gelmediyse siz de şu ev buton, şey, priz butonuna basın. Gelecektir. Manage Connections. Burada gördüğünüz gibi makinamdaki lokal Git'leri de görüyorum Git repo'ları ama şu an beni ilgilendiren TFS kısmı. Connect'e basıp Connect olacağım. Dediğim gibi giriş yaptıysanız otomatikman profiliniz buraya gelecektir. Buradan profilinizi seçebilirsiniz. Şu an beni uyarıyor tekrar gir. Hani Git'te credential'larını. Basıp bir doğrulayayım kendimi. E-postamı zaten biliyor. Şifremi yazacağım. Evet, şu an visualstudio.microsoft.com'a gidip bağlanıyor. Oradan benim TFS'teki organizasyonlarımı çekecek, getirecek. Bakın bir tane organizasyon olduğu için mbaseren.visualstudio.com diye buraya organizasyonum geldi. Bunu açtığınızda altında bütün projelerinizi görürsünüz. Git projelerinizde bakın git simgesi kırmızı bir şekilde gözükecektir. TFS projelerinizde ise şöyle o git simgesi olmayacaktır. TFS versiyon kontrol sistemi altında yönettiğiniz projelerde. Yani bu team project bunlar Git repoları diyebiliriz. Ben buradaki projeme bağlanacağım için direkt projenin adını da seçebilirsiniz. Connect'e bastığınızda buraya getirecektir. Şu an bana diyor ki tamam ben bu projeyi şu an TFS'ten alacağım. Bunu nereye koymak. Yani nerede bunu maplemek istersin? Git de bildiğimiz klon mantığı burada maplemek anlamında arkadaşlar. Yani hangi klasöre ben bu projeyi senin makinanda ilişkilendireyim diyor arkadaş. Burada ben genelde bu işlemleri buradan yapmıyorum. Buradan cancel deyip kapatacağım. Source Control Explorer dediğimiz bir pencere var. Kaynak Control Explorer, Source Control. Burada bütün organizasyonun altındaki tüm projelerinizi görürsünüz. Hangilerine connect olduysanız. Connect oldukça buraya çıkarlar. Ben burada genelde şunu yapıyorum. Organizasyonu bir klasöre mapliyorum. Ondan sonraki her projeyi proje otomatik o klasörün altında oluşuyor zaten.
O yüzden organizasyonu seçiyorum. Şuradaki NotMapIt, bakın maplenmemiş kısmından tıklayıp bu organizasyonu bir klasöre şuradan seçeceğim. Mesela belgelerimin altında Bitbucket'la GitHub vardı. Bir klasör daha oluşturuyorum. TFS diyorum buna da. Hatta TFS'in altında bu organizasyon için bir klasör oluşturacağım. Bir sürü organizasyonum olabilir. Her birinin içinde projeler farklı olabilir. Mbasern isimli organizasyon için bir klasör oluşturup tamam dedim. Bu organizasyonu buraya maple diyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra size şunu sorar. Bunun altındaki tüm projeleri oraya indireyim mi? Hayır diyeceğim. Tek tek kendiniz indirebilirsiniz ya da evet diyebilirsiniz. Evet derseniz her proje için bir klasör oluşuyor ve oraya iniyor. 30 tane varsa bu biraz zaman alacağı için ben hayır diyorum. Sonra hangi projeleri indirmek istiyorsam o projeyi seçip sağ tıklayıp Get Latest Version, yani bana son versiyonunu indir diyorum. Böylece kendisi gidip bu organizasyonu maplediğim için bir klasöre, o klasörün altına proje adıyla bir klasör açıp oraya bunu mapliyor otomatik, bakın. Maplediği adres TFS klasörünün altında mbasern my company ERP diye bir klasör. Ve bakın indirdi şu anda. İndirilenleri şöyle parlak olarak görürsünüz. Aklınızda bulunsun. Yani yazı gri'den beyaza döner. Onları indirmişsinizdir. Artık makinamızda, hatta gidip bakalım. Gördüğünüz gibi burada. İçi şu an boş. Bu klasör default gelir. Ama içinde herhangi bir şey bulunmuyor şu anda arkadaşlar. Biz bir tane proje oluşturup atacağız şimdi içerisine. TeamX bu arada yine burası böyle bu ekranda kaldı. Bunu şu cancel'a basıp buradan çıkabilirsiniz. Şu an maplendiğinin burada hangi adresten bu projeyi aldığınızda gösterir ki tıkladığınızda bu sayfaya web üzerinde gidecektir arkadaşlar. Yani her zaman için şu anda bu ev işaretine bastığınızda bu ekranda projenizin adresini, web adresini görebilirsiniz. Şu anda da zaten o klasördeyim. Şu an bağlı olduğum proje olarak bakın My Company ERP diye burada yazıyor. Başka projeye bağlanacaksanız bundan çıkıp prize basıp burada diğer projelerinize gidebilirsiniz. Bağlanabilirsiniz. Mesela Manage Connection'a basarsınız. Connect to a project, bir projeye daha bağlanmak istiyorum dersiniz. Yine bakın size bu kısmı açacaktır. Buradan işte to the app'i de ben connect olmak istiyorum derseniz to the app'i de makinenize çekmeye çalışacaktır. Bakın on git projesi olduğundan onun adresini böyle verdi. O klonlanıyor bildiğiniz üzere. TFS projeleri makinenizde belli bir klasörü daha demin gördüğünüz gibi maplediyseniz o maplemenin altına otomatik çekilebiliyor veya siz manuel çekiyorsunuz source control export'dan. Fakat git projelerini açmaya kalktığınızda bildiğiniz GitHub'daki çalışma mantığımızda direkt ben bunu nereye klonlayayım deyip bakın adresi de buraya otomatik klonlayacağı adres, klonlanacak klasör getirdi. Buradan 3 noktaya basıp istediğiniz bir klasörü seçip oraya bu projenin inmesini sağlayabilirsiniz. Ondan sonraki süreç tamamen git süreci olduğundan yönetebilirsiniz. Hatta ben şöyle yapayım. Diyelim ki sen bir TFS'teki gitsin. O yüzden belgelerimin altındaki, TFS'in altındaki mbasern'in altında mesela bir klasör daha oluşturalım. Repository isteyebiliriz. Bunun altında tabii projenin buraya GitHub'dan falan çektiğimizde klasör otomatik oluşuyordu her proje için. Burada oluşmayacak arkadaşlar. O yüzden projenin adıyla bir klasör de açın oraya. Projenin adıyla verin. Klona bastığınızda Git projesini de TFS'ten çekip o klasörü klonlayacaktır. Şifre sorabilir size. Sorarsa şifrenizi yazarsınız tekrardan. Parolanızı. Şu an bakın klonladı ve bitti. Bundan sonraki süreç
Bakın bildiğiniz git süreci şu an o klasörü bana açtı. Klasörü bana açtı. İçerisi boş. Klasör görünümünde açıyor otomatik. Burada görebiliyorsunuz. Team Explorer'a geri döndüğümde bakın yine bildiğimiz sync'ler, changes'lar, branches'lar burada göre hepsi olacaktır. Bildiğiniz Git Project Management oluyor. Bu klasörün içerisinde koyduğunuz her şey Git versiyonlama sistemi tarafından versiyonlanıp GitHub'a istediğiniz gibi push pull yapabilirsiniz. Bir fark yok. Klasör olduğu için boş. Close folder deyip kapatıyorum klasörü şimdilik. Bu şekilde bağlantı kurabilirsiniz yüzüstü üzerinde arkadaşlar.